Evet dostlar hoş geldiniz. Fiyat karşılaştırması yaptığım videonun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Söylemiştim çok fazla daha fazla oyun çıkacak diye yukarıdaki sekmelerden görüyorsunuzdur herhalde. Video geç kaldı yine kusura bakmayın. Bu aralar biraz kafam yani kafam biraz değil bayağı dağınık. İşlerim de var yapmam gereken şeyler de vardı. Biraz da kişisel sebeplerden kendime vakit de ayırmam gerekiyordu. Onu da biraz tabii ki işlerin ya da videoların ve canlı yayınların gecikmesine sebep oldu. Daha doğrusu canlı yayın hiç yaşamadım yine bir haftadır. Ama yani başladığımıza göre artık yavaş yavaş bu işleyiş rayına oturacaktır. Yani ama yine de gecikmeler için çok çok özür dilerim dostlar. Yani hızlı bir şekilde eski işleyişe dönmeye çalışacağım. Yani videolar ve yine içerikler, farklı içerikler ve canlı yayınlar için. Evet dostlar, dediğim gibi geçen videoda zaten olayı biliyorsunuz. Çok da anlatmayacağım. Onun için az laf, çok iş diyelim. Fazla gevezelik yapmadan, oyunlardan da çok fazla bahsetmeden çünkü bu bir indirim videosu değil yani. İndirim de tavsiye videosu değil. Fiyat karşılaştırması yapıyorum. Zaten genelde hep bahsettiğim ve tavsiye ettiğim oyunlar oluyor genelde. Çok böyle zaten hep en kalitelileri bulmaya çalıştığım için çok da dışına çıkmıyorum dostlar. Evet Mad Runner'la başlayalım. Hatta bunun abisi Snow Runner da var. Ondan da bahsedeceğiz geçen videoya. Koymamışım onu. Mad Runner ve Snow Runner biz Kahır Runner diyoruz on, on, bu oyunlara. Açıkçası yani keyif kaçıran böyle moral bozan, hayattan soğutan, oyundan soğutan bir oyun. Bilmiyorum ne kadar. Yani seveni niye seviyor bilmiyorum. Değişik bir olay. Açıkçası benim saçımı başımı yolduruyor. Mad Runner 380 TL'den satılıyor. Epic'teki fiyatı baya bir fark var yine. Burada 109 TL'den 21.80'e düşmüş. Madranır'ın da DLC'leri falan da var. Hatta onlar da indirimde bazı genişleme paketleri falan. Zaten bu oyun SnowRunner'da da aynı şekilde genişleme paketleriyle biraz daha anlam kazanıyor diyebiliriz. SnowRunner'da bu sefer hani çamurdan çıkıyoruz. Yine çamur da var ama bu sefer kar da var. Daha sert koşullarda oynadığımız daha çıldırtıcı, daha çok oyundan soğutan bir oyun. Daha hayattan soğutan daha doğrusu. 550 TL arkadaşlar buradaki fiyat 150 TL'den 75 TL inmiş Epic tarafında da 150 TL'ye Steam tarafında iniyor. Yani arada %50'lik bir fark var onu söylemiş olalım. 550'den 150'ye iniyor burada 150'den 75'e iniyor. Baya güzel bir fiyat farkı bence. Hani sevenlerinin değerlendireceğini düşünüyorum açıkçası. Evet bir simülatör oyunu var arı oluyorsun bu oyunda da yani <laughs> arı oldun arı, arı olarak oynadığım bir oyun çok çok, çok bu kadar basit değil tabii ki çok eğlenceli bir simülasyon yapmışlar ama arısın yani olayımız bu 190 TL'den satılıyor arkadaşlar. Steam tarafında Epic tarafında 85 TL satılıp 21-25'e indirimde düşmüş. Galactic Civilization da çok sevilen bir seri. Şu an dördüncü oyunu var. Erken erişimde o indirime girmemiş. Yani daha doğrusu Steam'deki aynı fiyata satılıyor. Yani 340 TL'ye. Bu da 340 TL'ye satılıyor. Burada ama Epic tarafında eski fiyatından görüyoruz. 40 TL'den 20 TL'ye düşmüş. Super Hat da yine tavsiye ettiğim oyunlardan birisiydi. Hatta bunu devam oyunu olan Mind Control ile beraber tavsiye ediyorum. İkisi de 179 TL'den satılıyor. Epic tarafında ise Superhot 39'dan 19.50'ye düşmüş. Mind Control'de 39.99'dan 19.99'da düşmüş. E, Telltale Batman oyunları Shadow versiyonuyla, Shadow Edition'la beraber satılıyor. Bunu da ben mesela Epic tarafından almıştım. 25 TL'ye mi ne almıştım. Bakalım kaçmış şimdi hatırlamıyorum. E, Telltale Series ve Enemim Within oyunları ayrıca Shadow Mod'la ile beraber geliyor. Bu Shadow Mod şurada gördüğünüz gibi oyunu tamamen siyah beyaz yapıyor. Sadece kırmızı, sarı ve mavi mavi tonları galiba ön plana çıkıyor. Çok da mükemmel bir atmosfer yaratıyor bence oyunda. Evet daha da benim aldığımdan daha da ucuz fiyata düşmüş. 49 TL'den 19.60'a e düşmüş arkadaşlar. Batman Telltale yine Shadow sürümüyle beraber. Burada neydi onu söylemedik. %25 indirimli olmasına rağmen 322 TL'ymiş. Evet Tyranny Gold Edition'da %20 indirimle 168 TL'ye düşmüş. Epic tarafında 77 TL'den 19.25'e düşmüş. Evet The Sword için şöyle söylemem gerekiyor. Ben de bir cenabetlik bende bir e, var bilmiyorum artık. Metro oyunlarında olduğu gibi yine The Search'ten de Metro'dan çünkü şöyle bahsetmiştim. Ya Steam'de de iyi fiyatta satılıyor. Şeyde de Epic'te de Steam'de isterseniz indirim beklersiniz filan de, dememe kalmadı. iki gün sonra zam yedi. The da aynı şekilde yine beğen videoyu yaptıktan sonra zam yemiş arkadaşlar. Onun için artık Steam tarafında ucuz değil. Onun için de The ben biliyorsunuz hani Souls-like sevenlere tavsiye ediyorum ve gelecekte geçen farklı bir atmosferde geçen farklı bir teması olduğu için de ayrı tavsiye ediyorum. Çünkü hemen hemen diğer soulslike'ların hepsi aynı temaya sahip. Böyle orta çağda geçen işte fantastik bir dünyada. Gerçi ben bu da fantastik ama hani onun türleri birbirine benziyor. Onun için The Surge hikaye olarak, tür olarak bayağı fark ediyor. Tür olarak diyorum hani e, konsept olarak. Fiyatlara bakalım. İlk oyun 270 TL'ye zamlanmış. Eski fiyatından 90 TL'den 18 hatta daha da düşük 30 TL civarlarındaydı galiba. Öyle hatırlıyorum ben. 18 TL bayağı iyi bir fiyat ve ikinci oyun uff 550 TL olmuş. Çok fazla çok fazla. 2019 oyunu ya. 169 TL'den 33.80'e düşüyormuş. İki oyun ne oluyor? 50 TL falan oluyor. Yuvarlak hesap. Çok iyi fiyat. Evet Tom Raider'dan da bahsetmiştim. Önceki oyunda yakın zamanda yine fiyatı yükseltilen oyunlardan birisi. Çok yakın hatta yani. Bazı oyunlar bu dönemde iyi oyunlar hatta. iyi seriler bir fiyat değişimine gitti arkadaşlar. Onu da söyleyeyim onlardan birisi. Tom Raider 20. yıl kutlama paketi 389 TL. Yani çok bayağı bir yüksek bir rakam. Bunun aynısı Epic tarafında 89'dan 17 80'e düşüyor. Daha önceden verilmiş bir oyun aslında ama belki almayan arkadaşlar vardır. Bu seriyi mutlaka hani kütüphanelerine ekleyip sadece eklemelerini tabii ki oynamalarını da tavsiye ediyorum. Tomb Raider GOTY versiyonu, Tomb Raider 20. yıl versiyonu ve Shadow of the Tomb Raider seri olarak almalarını tavsiye ederim bu indirimde. Çünkü bir daha belki de bu fiyatları bulamayacağız. Evet taktiksel strateji gerçek zamanlı taktik. Sıra değil de burada evet yine bir taktik olayı var ama gerçek zamanlı oynuyoruz. Partizans oyunu ve Türkçe şeyi de var. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi arayüz, altyazı seçenekleri de var. Aslında çok güzel bir oyun. Burada da güzel bir fiyata satılıyordu ama burada da zamlandı. Şu an Epic Store'da 17.70 gibi mükemmel bir fiyata satılıyor. Evet Tom Man oyunu şirin bir oyun bence. Yani grafik tazi falan çok hoşuma gidiyor. Eğlenceli de bir oyun. Bir şehir inşa oyunu. Tabii ki hani ordu gibi şeyler falan da var. Savaş mekanikleri falan da var ama yani asıl oyun olayımız inşa etmek, ekonomisini yönetmek, halkımızı yani sağ kalmasını sağlamak, öldürmemek demek yani öyle diyelim. Tom's Band'e yine yükselen fiyatlardan 199 TL 200 TL yuvarlak diyelim ve Epic tarafında 85 TL'den 17 TL'ye satılıyor. The Tale of Boston'da tavsiye ettiğim bir oyun çok sıkça yayında da oynayıp çok beğendiğimiz bir oyundu. Normalde bizim bildiğimiz ismiyle Ferhat ile Şirin aslında. Tabi bu İranlı bir yazarın elinden çıkan bir eser olduğu için ismi biraz daha farklı. Dünyadaki tanınan ismi biraz daha farklı. Türkçeleştirildiği için tabii ki bizde ismi de farklı onun için. The Tale of Boston 120 TL'den satılıyormuş. Epic tarafında da 30 TL'den 16.80'e düşmüş arkadaşlar. Evet yine bir ters fiyat olayı var. Bu sefer Epic'te pahalı Steam'de ucuz. 109 TL'den 16.35'e düşmüş. Aslında yani yüksek bir düşüş olduğu için yani fiyatlandırmada belki de indirimde benziyorlardır bilemiyorum. 32 TL'den satılıyormuş ama 4.80'e falan düştüğü gözüküyor. Yine bu fiyatlara düşüyorsa mükemmel fiyat tabii ki. Bunu Windbound oyununu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Adalara yolculuk yaparak burada hayatta kalmaya çalıştığımız. Ya böyle bir açık dünya hayatta kalmaktadır alma oyunu arkadaşlar. Güzel de bir oyundur. Grafik tarzında çok beğeniyorum açıkçası. Shadow Part of Me oyununda yine güzel bir tasarım. Güzel bir sanat tasarımı var. Güzel bir platform. Bulmaca platform oyunu arkadaşlar. 270 TL'ye satılıyor. Tabii ki yani bu tarz bir oyun için bence yüksek bir rakam. Epic'teki 16 TL kesinlikle değerlendirilmeli. Just Cause Reload'u görünce bir bakayım dedim. Yani fiyat avantajı bayağı bir fazla var burada da tabii ki ama sevdiğim bir oyun değil. Yani her zaman Just Cause 4 yerine 3'ü tavsiye ederim. Bunun bir XX Large versiyonu vardı. Belki o da yükselmiştir bilmiyorum Steam'de ama. Şimdi buradaki fiyat çok yüksek ama Epic'teki fiyat iyi. Bayağı düşük bir fiyat. Oradan en azından değerlendirilebilir. Ama çok da beğenilmediğini, hala yorumların karışık olduğunu söyleyeyim. Neydi? Fiyata bakmadık. Evet %37 şu anda paket indirimde bile olmuş olsa %177 TL'ymiş. 69 TL'den 13.80'e düşüyormuş. Yani bu fiyattan alınabilir. Evet her ne kadar serinin en kötü oyunu olsa da bu fiyattan alınabilir. Evet Paradise Lost'un da çok güzel bir hikayesi var bence. Buradaki karışık yorumların bazıları bence anlamsız ve acımasız olmuş. Oyun bence güzel bir oyun. Anlattığı da hikayesi de oynanışı da hani bu o yalnızlık hissini hissettirmesi falan çok güzel bence. Oyunda Paradise Lost 149 TL'den satılıyormuş. Eskiden 6 şimdiki en iyi fiyat 6.20 Steam mi? Bu da sapıtmış. Şu an %25'ten %50 indirimine 12.5 TL'ye düşmüş. Bak şu anki fiyat diyor. Şimdiki en iyi fiyat şu an olan fiyat olması lazım. Program bunu 6.20'den satılıyor zannediyor. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Evet Deponia The Journey Journey'de Steam tarafında fiyatı artan oyunlardan söylemiştim zaten. Eylül indirimleri videosunda da çok tavsiye ettiğim de bir seridir. Adventure, klasik adventure tarzını beğeniyorsanız ya da merak ediyorsanız başlamak için en iyilerinden birisi, en iyi seçeneklerden birisi olacaktır. Ki klasik adventure, point and click, mouse ile oynanan oyunlarda da bu klasik adventure oyunları da benim top 10 oyunlarım her Böyle yani tür olarak daha doğrusu en tepede gördüğüm, çocukluğumdan beri alıştığım bir oyun tarzıdır. Ve Deponya'da güzel bir oyundur. Complete Journey 3 tane oyunu var. Bir oyun daha var ileride ondan da bahsedeceğiz. Complete Journey 280 TL. Epic de <laughs> mükemmel yani acayip bir fark. 10.90'a satılıyor. Yüzde olarak ne kadar bir fark var? Şey yapamadım şimdi hesaplayamadım. Evet ne demiştik? Alba için Ampul kafaların deprem toplanma bölgelerine, işte milli parklara hayvanların olduğu her yere katledip AVM yapmasını engellemeye çalıştığımız tam bir Türkiye simülasyonu olan Alba: A World Fire Adventure oyunu da yine Epic'te daha ucuzdu zaten söylemiştik. Ben de Epic üzerinden mi aldım? Buradan buradan almış. İyi fiyatlarındayken aldım herhalde. Ha yok, bir yerden bana paketten gelmiş. Neyse çok önemli değil. Şu an indirim neymiş? 165 galiba. 165'ten 66'ya inmiş. Buradaki fiyata bakalım. 6'da bir fiyatı. 27 TL'den 18'e düşüyormuş. Evet Behold'u seri olarak Steam'de var. Epic tarafında sadece 3 var. Onun için onu karşılaştırabiliyoruz. Diğer oyunlara Steam tarafında. Yani çok büyük farklar yok. Onu da söyleyeyim. Ya yani çok büyük farklar olmayan bir şey. burada işte 30 TL'ye satılıyorsa orada 10 TL. Yine de bir fark var. Yani onu da belki değerlendirmek isterseniz. Mesela bende birinci oyun vardı. Bunda güzel bir indirimde. Belki burada tamamlarım. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir fark yok. Bir oldur 25 TL'den 10 TL'ye düşüyormuş. Buradaki fiyatı 59 TL. Yani bu da indirime girdiği zaman %50 indirime giriyor galiba. Evet farklı bir dünya savaşı oyunu oynadığımız. Daha doğrusu farklı bir gelecekte, farklı bir gerçeklikte oynadığımız Iron Harvest. Gerçekten beğendiğim oyunlardan birisi. 374 TL'den satılıyor. Yalnız fiyat çok iyi ya. 374.22 TL. Bu fiyatları çok görmeye başlıyorum artık Steam'de. Evet Epic tarafında da Iron Harvest'ı 50 TL'den 10 TL'ye düş düşmüş %80 indirimli 10 TL düşmüş olarak görüyoruz. Yine mükemmel fiyat. RPG rol yapma oyunlarında klasikler Baldur's Gate birinci oyun, ikinci oyun, Plan Escape, Icewind Dale yine Eylül indiriminde söylemiştim. Bunları tabii ki yıllar önceki klasik oyunları bunlar. Baldur's Gate Enhanced Edition Türkçe seçeneği de olması lazım. Türkçe yani desteği de olması lazım. Her ne kadar mekanikleri falan çok eski kalmış olsa da ben geçenlerde oynadım çok keyif aldım açıkçası. Hani birinci oyunu böyle yıllar önce oynadığım bir oyunu tekrar oynamak çok hoşuma gitmişti. Amazon vermiştik bir ara. Gerçi hani kütüphaneye bile eklenebiliriz Epic'teki fiyatların ile. Çünkü artık 190 TL'ye satılıyor Steam tarafında. Epic tarafında ise 33 TL'den 9.90'a düşmüş. Bütün o bu klasiklerin hepsi aynı fiyatta. et evet, Frostpunk da yine Steam tarafında yükselen oyunlardan birisi. 280 TL'den satılıyor. Bir de Game of the Year edişi var. 440 TL. Birazdan Epic fiyatlarına bakacağız. Acayip bir uçurum var. Zaten Eylül indirimi videosunda da demiştim. Game of the Year versiyonunu tavsiye ederim. Epic tarafına baktığımızda ana oyun 22-12. Bu nasıl bir fark ya? Nasıl bir fark? 22-12'den satılıyor. Game of the Year Edition Frostpunk. Kesinlikle ayıp. Tavsiye edilmez mi? Kesinlikle. Ve evet, Tomb Raider'ın GOTY versiyonu ilk yani yeni üçlemenin ilk oyunu Tomb Raider Game of the Year Edition 137 TL'ymiş. %55 indirimle bak. %55 indirimle 137.70 ki paketin içerisindeki çoğu şey multiplayer tarafını etkiliyor. Sadece şu ana oyuna etki ediyor. Ben de sadece bunu almıştım onun için Steam tarafındayken. Bunların hepsi multiplayer alakalı ki multiplayer tarafı zaten öyle oyunun. Ama oyuna Epic tarafında baktığımızda 42 TL'den 8.40'a indiğini görüyoruz. Yine GOT versiyonu. Yani işimize yaramazsa da o paketler içerisinde. Ve Deponya Complete Journey olarak çıktıktan sonra çok da beğenilmişti o zamanlar. Bir devam oyunu daha yaptılar. Hikayeyi de bayağı geliştirdiler. Doomsday ile hikayeyi bitirmiş oluyoruz. O paketin içerisinde değil. Bu da yükselen fiyatlardan tabii ki. Şu an 200 TL'den yuvarlak hesap diyelim. Epic tarafında 79 TL'den %90 indirimle 7.90'a düşüyormuş. Yine fıstık gibi fiyat bence. Ha bu arada Deponya işte Complete Journey ve Doomsday olarak alınır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Adventure yani klasik adventure, point and click böyle absürt oyunlar. işte hikayeyi biraz keşfetmek zorunda kaldığınız oyunlar bunlar. Ee, hikayeyi sadece önünüze böyle ya yani doğrusu oyunu size gösterir. Bak oyun bu ilerlemen gerekiyor ama ilerlemek için keşfetmen bazı şeyler senin keşfetmen gerekiyor böyle oyun içerisinde. Bu adventure oyunlarının en güzel tarafı da o. Yani başarma hissini çok güzel bir şekilde de yaşayabiliyorsunuz Adventure oyunlarında. Evet Ken Falls'da yine bir kitap uyarlaması böyle bu tarz oyunlar var biliyorsun. Metro'da olduğu gibi ama çok güzel bir uyarlama olmuş bence. Ken Falls'tan çok keyif almıştım ben oynadığım zamanda. 250 TL'ye zamlanmış Steam tarafında Epic tarafında 79'dan yine %90 indirimle 7.90'a iniyor. Bu fiyat yine mükemmel bence. Day of Wilds Run kış indiriminde mi ne Steam'den almayı düşünüyordum. Burada da fiyatı aslında çok yüksek değil. Yine Baldur's şey, Beholder'da olduğu gibi çok yüksek değil ama Epic'ten tercih ettim herhalde. Epic'te işte toplu alımda pon mu vardı? Bir şeyler vardı. Tam hatırlamıyorum. Neyse çok önemli değil. 7,5 TL'ye sanırım 15 TL'ye düşüyor şey dedi. Öyle bir fiyatlara düşüyor. ya da 20 TL'ye düşüyordur. Çok büyük bir fark yok ama ben herhalde yani topluca satın alım yapacağım için içine de ekledim. DL Elvasır'ını Epic üzerinden almıştım. Iratus Lord of the Dead oyunu da benzetmek gerekirse Darkest Dungeon türünde diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki fiyatı 300 TL. Çok yüksek bir fiyat. Iratus oyunu Epic tarafında 42 TL'den 6.30'a düşüyormuş. Moonlighter yine çok tavsiye ettiğim, çok sevdiğim, çok beğendiğim bir oyun. Her videoma hemen hemen koyarım indirimse, indirimdeyse. Eğer Tabi artık eski fiyatında değil. Steam tarafında 140 TL'ye zamlandı. Epic tarafında fiyat orada da gözüküyor ama 32 TL'den 480 e iniyor. <laughs> Su Sufiyat. Evet, metrolardan bahsetmiştik. Zamlanmıştı eski oyunların zaten. Bir de bu fiyatlara çıkmış olması bana çok şey geldi böyle. Biraz hem komik geldi hem de acı geldi. Acı olarak görüyorum. Yani böyle şeylerin, klasiklerin bu kadar yüksek fiyata yükselmesi kim alır? ki bu fiyata. Yani tamam metro seri olarak mükemmel. Çok süper oyunlar. Belki de evet birçok yerde ücretsiz silah da verildi. Şimdi bunu da söyleyecek arkadaşlar vardır ama bazen yorum yorumlar geliyor. Abi işte şu oyun ücretsiz verildi. Ya tamam verildi de yani biz aldıktan sonra piyasaya giren bir sürü oyuncu var. Yeni bilgisayar alan bir sürü oyuncu var. Belki de hani oyun oynamaya yeni başlayan bir sürü oyuncu var. Yani bunları da biraz hesaba katmak lazım. Türk oyuncu topluluğuna katılan yeni oyuncular var. E, bunlar görmemiş olabilir. Almamış olabilir. O ücretsizden haberi bile olmuyor da Epic Games'te yeni tanışıyor bile olabilir bu insanlar, bu arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Eleştirmek için söylemiyorum ama onlarla da düşünmemiz gerekiyor. Onun için de böyle bu oyunlardan bahsediyorum. Ücretsiz verilmiş oyunlardan da bahsediyorum. E baktığımız zaman e, ücretsiz verilmiş bir daha verilmemiş. Belki verilme ihtimali olabilir. Gerçi Metro'ları iki defa verdi Epic Games e ama. Yani şimdi bu oyunları oynamak isteyen birisi Steam'den almak istese. Ya yani bu rakam ne arkadaş? Çok yüksek. Belki Epic'teki tarafı da güncellenecek. Onun için burada bahsetmekte fayda var arkadaşlar arkadaşlar exodus'tan zaten bahsetmiştik 31 TL'den 4.65'e düşüyor aynı şekilde Metro Last Light Redux'ta 249 TL 250 TL ve aynı fiyattan 31 TL'den 65 TL'ye düşmüş Epic tarafında kesinlikle seriyi Epic tarafından almanızı tavsiye ederim yani şey tabii ki Steam fanboylarını tenzih ediyorum Onlar nasıl olsa hiçbir şekilde laf dinlemeyecekler Onun dışında platform gözetmeyen fark etmez ben oyunu oynayayım da ondan sonra ne oldu fark etmez diyecek arkadaşlar için yani ben iyi fiyat arıyorum. Platform hiç umurumda değil diyen arkadaşlar yeni giren işte dediğim gibi Türk oyuncu topluluğuna yeni giren iyi oyun arayan arkadaşlar kesinlikle Epic'ten bu fırsatı değerlendirsinler. Evet Silence oyunu da çok iyi bir hikaye sahipti. Güzel bir oyundur. Silence oyunu da ne kadarmış? 200 TL'ye çıkmış. Steam tarafında Epic tarafında çok çok iyi yani 39 TL'den %90 indirimle 3.90'a inmiş. Yine kesinlikle tercih edilebilir bir oyun. Evet sıra tabanlı taktik sıra tabanlı strateji olan Iron Danger'da çok çok güzel bir ekstra bonusla geliyor. Bir zaman manipülasyonu olayımız da var. İşte genelde ölüyorsunuz hep. Öldükten sonra da gel bir başa saralım. Oyunu sonra tekrar değerlendirsin. Şimdi öl başa saralım ama daha iyi öl. Diye şeklinde değil tabi. Oyunu böyle ilerletiyorsunuz. Bu zaman manipülasyonunu kullanarak en iyi senaryoyu yaratmaya çalışıyorsunuz. Daha doğrusu hayatta kalacağınız tek senaryoyu yaratmaya çalışıyorsunuz. Ne güzel bir oyundur. 199 TL Epic şey Steam tarafı. Epic tarafı 39 TL'den 390 inmiş. Yine mükemmel fiyat. Evet, Silent Age ben de bahsetmiştim burada bir zaman olayı vardı arkadaşlar 105 TLymiş yani Steam fiyatının bence çok yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası oyun için iyi bir rakamla yüzde 80 gibi rakamlarla güzel fiyatlara düşüyordur ama daha iyi fiyat var sonuç olarak 10 TL'den 340'a düşmüş. E, Valley birinci oyunu var burada ama ikinci oyunu da eğer Steam tarafındaki fiyat aynısı şeyde yoksa bilmiyorum Epic tarafında 79 TL'ye çıkmış yani çok yükselen oyunlar değiller bunlar ama ben tavsiye ettiğim güzel bir bulmaca oyundur İkincisi de ikincisi özellikle daha fazla ama birincisi de ikincisi de çok beğenirim. Ee, yine Epic tarafında 17 TL'den 2.55'e düşmüş. Son olarak da Cinemora X oyunuyla bitiriyorum. Shut em up tarzında. Bunu Atari salonlarında çok oynamışsınızdır bu tarz oyunları. Bunun böyle yukarıya doğru olanlar olur genelde. Hatta o yukarı doğru oynadığınız oyunun çok güzel bir şey de var. Örneği de var. Skyforce. Bunun Skyforce'un bir normal bir de Anniversary Edition olarak var. Ona da bakabilirsiniz. Fiyatları umarım güzeldir. Hatırlamıyorum şu an. Bu side scroll yana doğru oynanıyor. Cinemora X'te de yine bir shut em up. Sevdiğim türde sevdiğim oyunlardan birisidir. Steam fiyatına bakalım. 99 TL'ymiş. Çok yüksek. Olmasa da Epic tarafındaki fiyatla karşılaştırınca bayağı yüksek kaçıyor. 180 TL'den satılıyormuş. Evet videoyu da böyle bitirdik. Umarım keyif almışsınızdır. Yine en iyi seçenekleri seçip bunları karşılaştırmaya çalıştım dostlar. Çok uğraştırıcı bir video. Daha doğrusu bir çok uğraştırıcı bir içerik. E, sık sık yapacağım bir içerik değilmiş gibi gözüküyor. Büyük indirimlerde yaparım herhalde bundan sonra böyle ya da fiyat avantajı olan şeylerden böyle bir sepet yapıp onu bir videoda toplayabilirim. Bilmiyorum artık büyük indirimlerde göreceğiz dostlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Her zaman olduğu gibi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı da unutmayalım lütfen lütfen sizden ricam desteklerinizin devam etmesi. Dediğim gibi şeyleri gecikmeler konusunda çok özür dilerim. Ritmimizi bulacağız. Bundan sonra hep beraberiz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.